Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir toplu paket açılışına hoş geldiniz. Geçen hafta Amazon'da Prime indirimleri vardı. Korkarak da olsa bazı setleri hem koleksiyonum hem de ileriki zamanlarda katıl üyesi ve özel gün çekilişleri için aldım. Ayrıca buradaki iki seti Legoland Discovery Center'dan aldım. Biliyorsunuz arkadaşlar, Legoland Discovery Center'da üyelere özel %10 indirim var. Eğer LDC'ye yıllık üye olursanız LDC'nin shopundan %10 indirim kazanıyorsunuz. Ayrıca 28 Ekim'de Legoland Discovery Center'da Cadılar Bayramı temalı bir yetişkin gecesi olacak. Biliyorsunuz daha önce iki defa yetişkin gecesi olmuştu ki en sonki yetişkin gecesi bayağı kalabalıktı. Ama onlarda herhangi bir tema yoktu arkadaşlar. Bu sefer tema var ve tema da Cadılar Bayramı. Bu korku dolu gecede sınırsız Lego deneyimi, oyunlar ve yarışmalar yapılacak. Ayrıca sürpriz hediyeler ve o geceye özel indirimler de olacak. Bilginiz olsun. Amazon ve Legoland tarihi görmüş olduğunuz gibi Diyanar'dan da alışveriş yaptım. Ayrıca bir seti de bir arkadaşımdan satın aldım. Hazırsanız başlayalım. Evet, öncelikle arkadaşımdan aldığım seti size göstermek istiyorum arkadaşlar. Eski bir set. Sağ olsun güzel kargolamış. Bakalım set nasıl çıkacak içinden. Şuradan açarsak sanırım açılır diye düşünüyorum. Arkadaşımdan bu görmüş olduğunuz 10-235 kodlu Winter Village setini aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz Winter Village setlerini de biriktiriyorum ama halen daha 4 set eksik durumda. Onlar da çok nadir bulunan setler. Bulabildiğimi elinden geldiğince bütçeme uyacak şekilde toparlamaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi halen daha 4 set eksik. Bakalım ilerleyen zamanlarda hepsini toparlayabilecek miyiz? Göreceğiz. Evet, bir sonraki kutumuzu Amazon'dan seçiyorum. Bu arada arkadaşlar Amazon'un kutuları bu sefer daha sağlam geldi. Sadece bu görmüş olduğunuz kutu birazcık hasarlı geldi. İçerisindeki setleri de biraz sonra göreceğiz bakalım herhangi bir sıkıntı olmuş mu? Ama bu kutu haricinde hasarlı bir kutu ben görmedim. Yani belki de buradan söylediklerimiz, yaptığımız geri dönüşler, müşteri hizmetleriyle olan görüşmelerimiz. Çünkü sadece ben konuşmadım. Bir sürü arkadaşımız konuştu. Biliyorum hepsiyle irtibat halindeydik. O yüzden hani birazcık kargo firmasını uyarmış olabilirler. Evet. Arkadaşlar. bu kutudan almış olduğum boxer'lar çıktı. Yani sadece Lego harici bu ikisini aldım diyeceğim ama sanırım Lego harici birkaç bir şey daha aldım. Onlar da çıkabilir kutulardan. Ya bilmiyorum bu kutular arasında var mı şu anda. Ama bunlar almış olduğum boxer'lar. Yani bunu da gördük. Daha önce çorap çıkmıştı galiba. Pil çıkmıştı, çorap çıkmıştı, bazı şeyler çıkmıştı. Ama sanırım ilk kez boxer çıktı. Evet, hadi gelin bunu da açalım. Şaka gibi ya. Evet, arabadaki mobil şarj aletimi kaybettim arkadaşlar. Nerede unuttum hatırlamıyorum. O yüzden telefonum için şarj aleti aldım. Yani orijinal değil. Bulabildiğimin en ucuzunu aldım. Markası Baseus. Baseus fena bir marka değil diye biliyorum. O yüzden bunu tercih ettim. Onun harici görmüş olduğunuz gibi daha önceden almış olduğum DOS setini aldım. Lots of Dots. Bunları arkadaşlar niye alıyorum? Biliyorsunuz daha önceden de aldım. Birçok kez aldım. Bunları alma sebebim ilerleyen zamanda panayır alanımızın etrafına bir duvar yapacağız. O duvarı bu parçalarla süsleyeceğiz arkadaşlar. Unutuyordum. İki tane de mavi zemin aldım. Bu arada bunlar yeni ambalajında gelmiş. Yani kağıt ambalajda gelmişler arkadaşlar. Eskisi gibi naylon değil. Biliyorsunuz bu sene kağıt ambalaja geçildi ve yavaş yavaş da bütün setlerde kağıt ambalaja geçilecek. O poşetlerin hepsi ilerleyen zamanlarda kağıt olacak. Sıra geldi şu D&R kutusuna. Bu arada arkadaşlar D&R gerçekten çok güzel paketleme yapıyor. Hani çok büyük bir set almadım. Onun açısından bir şey diyemeyeceğim ama orta boy ve küçük boy setlerde inanılmaz güzel paketleme yapıyor. Bakın boşta kalan yerlere pıt pıt koymuşlar. Ve şu şekilde kutunun içerisinde set sallanmayacak şekilde de destek yapmışlar. Helal olsun vallahi. Ve gördüğünüz gibi Miles Morales figürü arkadaşlar. Bunu da yakın zamanda yapacağım ama böyle ufak ufak videolar şeklinde yapmak istiyorum. Söylemiştim daha önce Iron Man figürü çıktığında bunun devamı gelebilir diye. Ve yakın zamanda 3 tane daha figür çıktı. Hepsini aldım. Hepsini yakın zamanda yapacağım arkadaşlar. Evet, şimdi D&R'dan devam edelim. Bakın küçük setleri de
böyle bir şeyin içine koymuşlar. Pizza gibi. Evet. Mesela bu seti bu dar kutunun içine koymuşlar. Birazcık baskı görmüş ama hani çok da önemli değil açıkçası. Şurası biraz bombeleşmiş. Çok ciddi bir durum yok. Bu da Venom figürü arkadaşlar. Evet, D&R'ları bitirelim bence. Evet. Bu da Spider-Man figürü arkadaşlar. Yani merak ediyorum. Iron Man'de bazı sıkıntılar vardı. Bunlar nasıl çıkacak? Bunların özellikle o omuz bölgeleri nasıl olacak? Gerçekten merak ediyorum. Ve bence güzel de sergilemelik setler. Hani oynayabilirsiniz ama bence daha çok display amaçlı. Yani sergileme amaçlı. Gördüğünüz gibi üçünü tamamladık. Toplam 4 tane figürümüz olmuş oldu. Evet, şimdi şu parçalanmış kutuya bakalım. Merak ediyorum, herhangi bir sıkıntı var mı setlerde? Yani kutunun mukavemeti az arkadaşlar ya. Gerçekten hani kartonu çok ince. Şunun kartonuyla bunun kartonu arasında dağlar kadar fark var. Aa, iyi, çok da kötü değil arkadaşlar. Şimdi Allah. Her seferinde düşürüyorum valla. Amazon Prime'da bu yeni çıkan Speed Champion setleri arkadaşlar 250 liraya kadar düşmüştü. Birer tane aldım. Ben daha önce bunları almıştım. Tekrar alma sebebim tabii ki de size hediye etmek ilerleyen zamanlarda. Evet. Yine bende olan bir set arkadaşlar. Bunun da fiyatı bayağı düşmüştü. Sanırım 700-800 liraya kadar düşmüştü diye hatırlıyorum. Bunu da ilerleyen bir çekilişimizde veririz diye düşünüyorum. Bence güzel bir set. Oynanabilirliği olan işlevsel bir set. Tavsiye de ederim. Ve bu sene dikkatimi çeken ama şimdiye kadar almadığım ve doğru dürüst indirime de girmemiş bir setti. Güzel bir indirime girdi. Şu anda fiyatını tam hatırlamıyorum. Amazon'un sitesinden baktığımda da setler toplu olarak alındığı için şuna şu kadar indirim yapıldı gibi bir şey göstermiyor arkadaşlar. Hani o yüzden size net bir fiyatını söyleyemeyeceğim ama sanırım %15-20 gibi bir indirimi vardı. Güzel bir fiyata aldım ve kutusu da gayet sağlam gelmiş. Son setimiz. Bu senenin en sevdiğim setlerinden bir tanesi. Optimus Prime. Kutusuna baktığımızda evet şurada bir bombeleşme var. Şurada bir çatlak hattı var. Ama yani şöyle genele baktığımızda ön yüzde herhangi bir sıkıntı ben görmedim. Yok yani. Arka tarafta var birazcık. İdare eder. Daha önce gelmiş olan Sanctum Sanctorum setine veya da helikopter setine göre çok iyi durumda. Diğer Amazon'u da açalım. Bu arada Optimus Prime'ı da yakında katıl üyelerine hediye edeceğim. Bence videoyu şimdi bir durdurun arkadaşlar. Siz de katıl üyesi olun. İki türlü katıl üyeliğimiz var. Eğer videonun sonunda isminizin görünmesini, isminizin akmasını istiyorsanız, bana biraz daha destek olmak istiyorsanız Cerebrum üye olun. Ama Cerebellum üye olup da yine çekilişlere katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet. Vay maşallah maşallah. Bu ne ya? Allah Allah. Bunca desteğin içerisinden çıkan set. Evet, tren istasyonu. Biliyorsunuz geçen ay videosunu çekmiştik. Gayet de güzel bir set. Beğenmiştim. Bunun da arkadaşlar şurada birazcık bombesi var ama hani çok da böyle hani dert edilecek bir durumda değil. Mesela bunu kocaman kutunun içerisine bir set olarak koymuşlar. Ama diğer bir sürü seti aynı boy kolinin içerisine sıkıştırmışlar. Bence bu kargoları farklı farklı insanlar yapmış olduğu için bu şekilde. Yani bu işin bir optimali yok bence aralarında. Yani şu kutuyu şöyle koyalım, yanlarına böyle destek koyalım falan filan demiyorlar. Kime ne eserse, nasıl koyarsa öyle koyuyor. Evet, kutu açılışımızın sonuna yaklaştık. İki tane setimiz kaldı. İkisi de ciddi setler. İkisi de büyük set. Önce hangisini açalım? Bence önce bunu açalım arkadaşlar. Evet, hazır mısınız? Ben çok heyecanlıyım valla. Yanlış! Tabii burasını açmazsan açılmaz. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bu seti Legoland Discovery Center'dan aldım. Yıllık üyelik alırsanız bu sette veya herhangi bir sette %10 indirim kazanabiliyorsunuz. %10 indirimle alışveriş yapabiliyorsunuz. Evet, şöyle mi göstersem acaba? Evet, şunu alalım artık. Yeni çıkan Black Panther seti arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Yani belki gereksiz diyeceksiniz. Belki ben de gereksiz bir set olarak nitelendireceğim. Bilmiyorum, şu an yapmadan bir şey söylemek istemiyorum. Önyargılı davranmak istemiyorum. Ama bu sene 3 tane kocaman Marvel seti çıktı. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Yapacağız, göreceğiz, inceleyeceğiz. Kararımızı vereceğiz. Bakalım almalık bir set mi yoksa almaya gerek yok mu? Nedir, ne değildir? Hepsini videoda size
anlatacağım. Evet, tahmin ediyor musunuz? Ya edenleriniz vardır tabii. Yani ciddi heyecanlıyım. Şöyle kutunun üst kısmına da zarar vermek istemeden açmaya çalışıyorum. Çünkü direkt hani kutunun yan tarafı burada arkadaşlar. Şöyle açarsam karşınızda bu senenin ikinci UCS seti, en büyük üçüncü Star Wars seti, en büyük altıncı Lego seti arkadaşlar. Karizmatik Mando'nun uzay gemisi Razor Crest. 6187 parça arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun bir de küçük versiyonu vardı. 2 sene önce çıkmıştı. Onu yapmıştık. Hatta videosu var. Ama tabii bu minifigür ölçekli bir set. Bir önceki AT-AT gibi. Evet, çok merak ediyorum. En yakın zamanda da videosunu yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, bence kısa ve güzel bir toplu paket açılışı oldu. Zaten daha büyük toplu paket açılışı yapmamız şu anda mümkün değil. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Alım gücümüz iyice azaldı. Öyle olunca elimizden geldiğince indirime giren ürünlerden almaya çalışıyoruz doğal olarak. Umarım Lego Türkiye'de daha fazla indirim yapmaya da başlar arkadaşlar, eskiden olduğu gibi. Biliyorsunuz arada hepsi burada da, Amazon'da, Toyzol'da, D&R'da, Panel Kırtasiye'de, Adore'de, Toy Shop'ta ve de bunun dışında olan bazı küçük mecralarda çeşitli indirimler oluyor. Ve de biz bunu Discord kanalımızda paylaşıyoruz arkadaşlar. Eğer Discord kanalımıza gelirseniz sizin de indirimlerden haberiniz olabilir. Bilginiz olsun diyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz likelamayı, halen daha abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim çanını unutmayın diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın efendim.